okul ne diyor peki bu duruma? Hiç. Bizim bir suçumuz yok deyip çekiliyorlar kenara. Allah Allah. Yani okulda arda arda çocuklar hastalanıyor. Aynı semptomları aynı anda gösteriyor ve okulun bir dahli yokmuş, öyle mi? Dedim ben size. Ceylin bayılır bu davaya dedim. Parlacığım, şimdi şunu öğrenir misin? Okulda tadilat falan var mıymış? İşte boya badana olabilir. Belki onun içindeki maddeden etkilenmiştir çocuklar. Tamam. Bir de yemekhane ile ilgili bilgi alalım. Yani bu işte yemekleri getiren şirketi ne kadarını dışarıdan temin ediyor, ne kadarını yemekhanede yapıyor. Belki de yemekten etkilendiler. Her şeyi bir taramak gerekiyor. Tamam, hepsine bakarım ben. Sen de yeni bir dosya almışsın. Evet, ilk dosyam ve bugün müvekkilim görüşmeye geliyor. Canberk Bey. Hadi şans getirsin. Harlı Hanım, Canberk Bey geldi. Ah, iyi insanmış ha. Affedersiniz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efe Savcı arıyor. Şunların yerini söyleyeceğim önce. Buyurunuz Efe Savcım. Alo Ceylin, ben buldum Çınar'ı. Sen şahane bir insansın. Şimdi konuyu yolluyorum sana. Ama bir daha böyle bir şey yapmazsak sevinirim. Ben bir huzursuz oldum Ceylin. Tamam, söz gerçekten bir daha senden böyle bir şey istemeyeceğim. Bekliyorum konumu, tamam? Görüşürüz. Çınar olmuş. Konu olacak şimdi. Arkadaşlar teşekkürler, toplantı bitmiştir. Hadi. Neresi? Sahilde bir yer gibi görünüyor. Ya ne var ki sahilde? Hadi hadi, çıkalım biz de. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok savcım, buldum. Nerede? Dragos sahildeymiş. Abi ne oluyor ya? Çınar Bey elinden geleni ardına koymuyor. El arttırıyordu, ne olsun? Ne yapmış ki? Mustafa ismini dosyadan öğrenen Çınar. Benim kardeşim Çınar. Allah kahretsin. Ne oldu yaptı? Kardeşim Çınar. Ben tam Çınar'a göre müthiş bir yer bulmuş, müthiş. Allah, nereden bulacağız şimdi ya? Hayır, anlamıyorum bir türlü. Yani bu çocuğun burnu neden pislikten çıkmıyor bir türlü? Ya talihsiz ya belalı. Ya Ilgaz'ın yerinde olsam bir DNA testi falan yaptırırdım. Kesin çöpte buldu bu çocuğu Metin Amir. Ya, genetik olarak hiçbir benzerlik yok. Ne zeka ne huy. Ay Yekta ya. Boş boş konuşacağına git Çınar'ı ara. Hadi ayrılalım. İşte şanslı insansın. Çınar, neredesin sen ya? Hemen konuşmamız lazım. Siz nereden çıktınız? İyi, hadi gel. Hadi. Yok mu bunun basamağı? Yok, bunu buldum. Anne. Sana da yardım edeyim mi? Geçin oturun, buyurun. Ne oturacağım ben?
Abi sinyal buradan bir yerden geliyor. Kesin buralarda bir yerde bizimki ya. Eren sen diğer taraftan dolaş. Kadir Adarlı'nın öldürülmesine ne alakan var? Kafanda yalan falan kurma hadi. Acelemiz var. Senin ilacı aldığın görüntüleri gördük. Tamam, yalan düşünmüyorum ya. Bu sizden çıktıktan sonra ben yaşlarda biriyle tanıştım. Biraz dertleştik çocukla. Yani kafam da dağılmış, içim yanıyor. Abimle yeni kavga etmişim. Neyse. Öyle dertleşirken lafımın arasında Kadir Adarlı'nın ölmesini istediğimi söyledim. Ama yemin ediyorum hani lafın arasında söyledim. Babam ölmüş ya hani kızgınlıktan laf gelişi. Neyse sonra bir anda geldiler. Kadir öldü. Senin için yaptık dediler. Bu ilaç muhabbetinde de aynı şey oldu. Ya ben hasta birine yardım ediyorum zannediyorum. Meğer Kadir'e gidecek ilaçlarmış. Şerefsizler onları da bana taşıttırmışlar. Neyse Kadir öldü. Dediler ki bize borçlusun. Manyak mı bu arkadaşlık bu? Şşşt. Devam et. Sonra zorladılar beni. Yok işte videolarım var. Bu iş senin üstüne kalır. Öyle böyle. Abimin dosyasında bir gizli tanık varmış. Onun ismini istediler. Ben de gittim aldım. Nasıl yani? Mustafa'nın ismini sen mi aldın? Evet. Ah, kim bunlar Çınar? Abla bilmiyorum ki ya. İyilik yap, iyilik bul diye kandırdılar beni. Dernek gibi bir şeyler anlamadım ben de. Yok mu? Yok abi ya. Şu dayıya soralım mı ya? Kolay gelsin amca. Merhaba. Burada senden başka kalan var mı? Yok. Hanımla ben varım. Ama yeni bir oğlan geldi. Nerede? Şu mavi karavanda. Sağ ol dayı. Yok. Telefon var. Niye anlamıyorsunuz? İsmi ben aldım diyorum. Çocuk benim yüzümden öldü diyorum ya. Ya tamam Allah benim belamı versin. Ya hatta alsın canımı siz de kurtulun ben de kurtulayım ya. Ceylin abla bak. Bırak tutuklasınlar beni. Kapatsınlar kapıları üstüme ya. Alo. Ya duymuyor musunuz beni? Tamam diyorum cezamı çekeceğim diyorum. Teslim olacağım diyorum.
Ceylin abla, nereye gidersek gideyim, abim beni bulmayacak mı? Bulacak. E niye saklıyorsunuz, niye kaçırıyorsunuz beni? İstemiyorum ya. Bu kaçıncı artık? Bırakın beni, saklamayın, kaçırmayın. Sus artık. Asıl sana yeter. Şu an kurtardığımız sen değilsin. Ceylin.